Emekliye büyük müjde son dakika geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını tamamlayacak. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseliyor. Cumhurbaşkanı 16 Ocak'ta devreye giriyor, emekli zammı artacak. En düşük emekli maaşı 12.500 TL oluyor, 2024 emekli zammı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. Memur emeklilerine yaklaşık %50 oranında zam gelirken SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %37,56 oldu. Emekliler bu sebeple isyan etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında da %25 zam olan emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyor. Peki emekli maaş zammına refah parayı eklenecek mi? Emekliye ek zam ya da emekliye seyyanen zam gelecek mi? Emekli zammı konusunda yeni son dakika gelişmeleri var. Milyonlarca emeklinin merakla ve heyecanla beklediği emekli maaşı zammı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada 2024 emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek Aralık ayı enflasyon oranları duyuruldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranı da kesinlikle kazandı. Yeni rakamların belli olması ile birlikte memur emeklisi %50'ye yakın zam aldı. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi için durumu aynı olmadı. SSK ve Bağkur emeklisine yapılan zam %37,56 olarak gerçekleşti. Şimdi SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Emekliye ek zam gelecek mi, ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emekliye refah payı zammı için tarih belli oldu. Emekliye ek zam gelecek mi? Son dakika haberine göre SSK ve Bağkur emeklisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye giriyor. SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı düşük kalmış milyonlarca emekli de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Emekliler için büyük müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek. Emekli maaşlarına ek zam için düğmeye şimdiden basıldı. Cumhurbaşkanı 16 Ocak'ta devreye girecek. Emekliye seyyanen zam konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye gireceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Ocak'ta devreye girecek ve emekli maaşları güncellenecek. SSK ve Bağkur emeklisi için hem refah payı zammı hem de seyyanen zam düşünülüyor. Kabinene toplantısında kurmayları ile görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç 16 Ocak'ta yani zamlı emekli maaşları ödenmeye başlamadan önce açıklama yapacağı tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı zammı hala açıklanmadı. Diğer yandan emekliler için en düşük emekli maaşı zammı da hala açıklanmadı. Geçtiğimiz Mart ayında 7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşına artış yapılması bekleniyor ancak henüz bu zammın açıklanmaması da emeklide tedirginlik yaratıyor. Yine 16 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı zammını da duyurması bekleniyor.